Haydi bakalım Gobeller. 10. ünitemizin 13 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Bakalım ne diyor bu sorumuz. Şimdi yarım açı yapacağız arkadaşlar bu soruda. Bakın sinüsün yarım açısını yapıyorum. Sinüs 2x'in açılımı şuydu. 2 çarpı sin x çarpı cos x diye açılıyordu. Şu başında 2 olacak. Burada 12 var. Bu 12'yi şöyle 6 çarpı 2 diyelim. Bakın şu 2 ile birlikte şu kısım şöyle oluyor. 6 çarpı sinüs şuradaki açının 2 katı. Yani 2 pi bölü 4. 2 ile 4, 2 pi bölü 8 pardon. Pi ile şu 2 ile 8'i sadeleştirirsem sinüs pi bölü 4 geldi arkadaşlarım. Peki sinüs pi bölü 4 yani sinüs 45 demektir. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Şununla da şunu sadeleştirelim. 3 kök 2 çıktı sorumun cevabı. Şuna bakıyorum şimdi. Bakın yine burada 8 var. Ben bu 8'i 4 çarpı 2 diye yazarsam şu 2 ile birlikte şu kısım sinüsün 4 çarpı yarım açısı oldu arkadaşlarım. Yani 35'in 2 katını yazacağım. Sinüs 70 diyeceğim buna. Bölü. Şuraya gelelim. Bakın kös kös sin sin. Kos kos sin sin. Demek ki kosinüsün açılımı bu. Arada eksi olduğu için toplamının açılımı olacak arkadaşlarım. O halde kosinüs toplamları ne 70 ile 40'ın 110 derece diyebilirim ben buna. Peki tekrar bir toparlıyorum şimdi. 4 çarpı sinüs 70 diyelim buraya biz. Sinüs 70 demeyelim hatta. Sinüs 70 neye eşitti arkadaşlarım sinüs 70? Sinüs 110'a eşitti. Çünkü toplamları 180 derece olunca sinüsler eşitti. Bölü kosinüs 110 var bir de burada. Peki sinüs 110 bölü kosinüs 110 neye eşit dostlarım? Tanjant 110 olacak. Yani 4 tane tanjant 110 diyebilirmişiz sorunun cevabını. Peki şıklarda yok ne yapacağım? 4 tane tanjant 70 de diyebilirim. Çünkü toplamları 180 derece. Ama tanjant ne yapıyordu toplamları 180 olanlara? Farklı davranıyordu. Tanjant kardeşlere iyi davranmıyordu. Ters davranıyordu. O yüzden eksilisini alacağım dostum. Eksi tanjant 70 diyebilirmişiz. Peki geldik buna. Şimdi kosinüs pi bölü 9 var. Bakın şurada keşke sinüs pi bölü 18 olsaydı bir de 2 olsaydı arkadaşlarım. Şu ifade o halde sinüsün yarım açısı olacaktı. E burayı ben şimdi o zaman 2 çarpı sinüs pi bölü 18 ile çarptım. Tabi bir de ne yapacağım? 2 çarpı sinüs pi bölü 18'e de böleceğim dostlar. Peki düzenleyelim hadi şimdi şurayı. Şurası sinüsün yarım açısı olduğu için 2 pi bölü 18'den sinüs pi bölü 9 geldi. Çarpı kosinüs pi bölü 9 var. Çarpı kosinüs 2 pi bölü 9 var. Bir de bölü aşağıda neyle çarpmıştım? 2 tane sinüs pi bölü 18 eklemiştim. Peki şimdi bakın şu kısma. Sinüsle kosinüsün çarpımı var burada. Ama bir de diyorum ki keşke başında 2 olsaydı sinüsün yarım açısı olacaktı. E burayı 2 ile çarpayım. Burayı da 2 ile çarpayım ki denge değişmesin. Peki düzenleyelim. Şimdi şu kısım artık ne oldu? Sinüsün yarım açısı. Yani sinüs şu açının 2 katı. 2 pi bölü 9 çarpı kosinüs 2 pi bölü 9 da burada var. Bölü burası da 4 çarpı sinüs pi bölü 18. Pi bölü 18 de 10 derece demektir. Pi bölü 18 ile uğraşmayalım. 4 tane sinüs 10 geldi. Peki üst tarafa bakın şimdi arkadaşlarım. Bakın burada yine aynı açının hem sinüsünün hem kosinüsünün çarpımı var. Ben burayı da 2 ile çarpıyorum. Peki üst taraf ne oldu bu durumda? 2 ile çarpıldığında sinüs 4 pi bölü 9 oldu. Bunun 2 katı. Bölü 8 tane sinüs 10 geldi kardeşim. Peki pi'yi 9'a böldük. Ne çıkar kardeşim pi bölü 9? 20. Yani 180'i 9'a böldüm 20. 4 ile de çarptım 80. O halde sinüs 80 bölü 8 tane sinüs 10 derece geldi. Sinüs 80 dediğim ifade kosinüs 10 dereceye eşittir dostlarım. Kosinüs 10 bölü sinüs 10 var. Bir de çarpı 1 bölü 8 var. Kosinüs 10 bölü sinüs 10 kotanjant demektir. Kotanjant 10 oldu burası. Bir de 1 bölü 8'imiz var. Cevap Edirne'de. Geldim buna.
Şimdi yine burayı arkadaşlarım şöyle yazalım. Başına bir sinüs x çarpımı yazalım. Bir de 2 yazalım. Bir de bölmeyi unutmayın tabii bunu. 2 tane sinüs x'e de bölelim arkadaşlar. Peki şu kısım ne oldu şimdi şurası? Sinüsün yarım açısı, yani sinüs 2x haline döndü. Çarpı kosinüs 2x var. Çarpı kosinüs 4x var. Bir de çarpı kosinüs 8x var arkadaşlarım. Bölü aşağısı ne oldu? 2 tane sinüs x oldu. Peki şu kısmı düşünün şimdi. Bakın sinle kosinüs aynı açının çarpımı. O halde 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum burayı. Şurası artık ne oldu? Sinüs 4x oldu. Çarpı kosinüs 4x var. Bir de kosinüs 8x'i yazdım. Bölü aşağısı da 8 tane sinüs x geldi. Peki bakın yine bir açının hem sinüs hem kosinüsünün çarpımı var. Başına 2 yazıyorum. Aşağıyı da 2 ile çarpıyorum. Yukarısı şimdi şu kısım ne oldu artık? Sinüs 8x oldu. Bir de çarpı kosinüs 8x var burada. Bölü 16 tane sinüs x var burası da. Yine 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Yukarısı sinüs 16x geldi. Bölü 32 tane sinüs. Burası gözüküyor değil mi? Evet. 32 tane sinüs x var. Dostum sorunun başında bize demiş ki 17x pi'ye eşit. Yani şu ikisinin toplamı 16x ile x'in toplamı 180 derece. Peki sinüs bunların ikisi 180 derece ise birbirlerine eşit oluyorlardı. Bakın ne kaldı geriye bir tek? 1 bölü 32 kaldı diyebiliriz dostlarım. Ama 1 bölü 32 şıklar da yok. Nerede hata yaptık? 2 kere 8 16'dır dedik. Şurayı bir daha baştan bir daha yapalım. Bir kere 2 ile çarptım, 2'ye böldüm. Şurası için bir daha 2 ile çarptım, 2'ye böldüm. Burası için bir daha 2 ile çarpıp 2'ye böldüm. Burası için bir daha fazla 2 ile çarpmışım ben arkadaşlar. Şurası fazla gelmiş. Tamam. 1 bölü 16 gelecek. 2 üzeri 4. Tamam. 1 bölü 16 geldi arkadaşlarım. Sorunun cevabı Adana çıktı. Peki 13 numarayı gömdük. Hemen 14 numarayı alalım önümüze. Şimdi burada her iki tarafın karesini alın demiştik dostlar. Klasik sorularımın içerisinde var benim konu anlatım videolarımda. Birincinin karesi kos kare. Artı ikincinin karesi sin kare x. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Eşittir karesini alırsam 10 bölü 25. Şurası zaten 1. Şurası da sinüs 2x'in açılımı. Hadi şimdi 10 bölü 25'i buraya alalım. Eksi 10 bölü 25 gelsin buraya. Eksi sinüs 2x'i de bu tarafa alalım. Sinüs 2x olsun. 25, 10 çıktı. 15 bölü 25 geldi. Sorumuzun cevabı dostlarım. 15 bölü 25. Hatta 5'e bölelim 3. 5'e bölelim 5. 3 bölü 5 çıktı. Geldik buna. Şimdi yine her iki tarafın karesini alıyorum ben tabii ki hemen. Şurada birincinin karesi sin kare artı ikincinin karesi kos kare eksi 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs eşittir 1 bölü 9 geldi. Şurası zaten 1. 1 burada dursun. 1 bölü 9'u da buraya alalım. Eksi 1 bölü 9 eşittir 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs oldu. 9 1 çıktı. 8 bölü 9 geldi. 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs. Tamam bu dursun. Şimdi benden sin artı kosinüsü istiyor. Hadi gelin bunun eşitine biz x diyelim mi arkadaşlar? Ve her iki tarafın karesini alalım şurada. Birincinin karesi, ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir x kare. Şurası zaten 1 artı. Burayı da az önce 8 bölü 9 bulduk. Eşittir x kare. 9, 8 daha 17 bölü 9'dur x kare. Kök 17 bölü 3 çıkar x'imiz. Geldik şuna. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Dostum bir yerine ben sin kare artı kos kare yazabilir miyim acaba? Bakın şurada gösteriyorum. Bir yerine sin kare artı kos kare yazıyorum. Artı sinüs 2x dediğim 2 çarpı birinci çarpı ikinci olmadı mı kardeşim? Peki sen şurayı da biliyorsun artık. Bu neyin açılımı? Sinüs artı kosinüsün karesinin açılımı değil mi dostlarım? Yani şöyle oldu. Sinüs artı kosinüsün karesi haline döndü. Kare ile karekök gitti. Yani sinüs
artı kosinüs geldi burası. Bir de şimdi eksisi var. 1 bölü sekant. Şimdi 1 bölü sekant da 1 bölü kosinüs demekti. Hadi bunu da taklı attırıp çarparsam burası da kosinüs gelecek. Kosinüsler gitti. Sorumun cevabı sadece sinüs kaldı arkadaşlarım. Son soruma bakıyorum. Olduğuna göre kosinüs 2x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi kosinüs 2x dediğimiz şey, kosinüs 2x'in açılımı kos kare x eksi sin kare x'tir dostlarım. Bana o halde kos kare x eksi sin kare x lazım. Ya da bunu da şöyle açalım. Kos x eksi sin x. İki kare farkı yazalım. Kos x artı sin x. Zaten sin x ile kos x'in toplamını biliyorum. Şurası k. Bana bir tek şurası lazım. Hadi gelin burada her iki tarafın karesini alalım mı? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 çarpı 1. çarpı 2. k kareye eşitmiş dostlarım. Peki hocam şurası zaten 1. Bunu bu tarafa attım. 2 tane sinüs çarpı kosinüs eşittir k kare eksi 1 geldi. Peki bize ne lazımdı? Cos x eksi sin x. Hadi bunun da açılımını yazalım. Cos eksi sinin karesi eşittir. Cos kare artı sin kare eksi 2 cos sin. Peki cos kare artı sin kare 1 eksi. Şurası da k kare eksi 1'di. Düzenlerseniz 1 eksi k kare artı 1 gelecek. Oradan da 2 eksi k kare geldi arkadaşlarım. Cos eksi sin karenin karesi. Bir de kare kökünü aldım. Cos eksi sin çıktı. Yani şurası 2 eksi k kare geldi dostlar. Hadi şimdi bunları çarpalım. K çarpı 2 eksi k kare. K'yı da içeriye soksak. K içeride nasılmış ki dışarıya böyle çıkmış? K kareymiş. 2 eksi k'nın karesi geldi. Peki bunu da hemen düzenliyorum arkadaşlarım. K kareyi içeriye dağıtıyorum. 2 k kare eksi k üzeri 4 geldi. Sorumun cevabı Edirne çıktı Gobeller. Hadi bakalım bir sonraki köşe taşına geçelim şimdi. Merhaba arkadaşlarım. 15 numarayla devam ediyorum dostlar şimdi. Bakalım ne diyor bu sorumuz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Payda eşitlemesi görüyorum dostlar. Hemen şuna kosinüs 10'la, şunu da sinüs 10'la bir çarpalım bakalım neden olacak. Şurası kosinüs 50 çarpı kosinüs 10 geldi. Arada eksi var. Burası da sinüs 50 çarpı sinüs 10 geldi. Bölü kosinüs 10 çarpı sinüs 10 oldu burası da. Sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Şimdi üst tarafa bakıyorum. Kos kos sin sin. Yani kosinüs var arkadaşlarım ve eksi olduğu için kosinüs tezatlık yapıyordu. Toplaması olacak. Kosinüs 50 artı 10. Yani kosinüs 60 geldi üst taraf. Şimdi alt tarafa bakalım. Sin 10 kos 10. Aynı açının hem sinüs hem kosinüsünün çarpımı. O halde burayı bir 2 ile çarpalım. Üst tarafı da 2 ile çarpalım arkadaşlarım ki denge bozulmasın. Bakın şurası ne haline döndü? Sinüs 20 oldu değil mi dostlarım? Sinüsün 20'nin yarım açım formülü. Peki kosinüs 60 1 bölü 2 demektir. 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 yapar. 1 bölü sinüs 20 çıktı sonucumuz. 1 bölü sin 20. Şıklarda böyle yazılmamış. Kosekant 20'dir o zaman bu da. Coseç 20 diye de okunabilir arkadaşlarım. Bir Edirne'ymiş. Geldim 2'ye. Evet 2'de yine aynı muhabbeti yapacağım. Payda eşitleyeceğim. Kosinüs A ile burayı, sinüs A ile de burayı çarpacağım. Şöyle oldu. Sinüs 3A çarpı kosinüs A. Arada artı var. Kosinüs 3A çarpı sinüs A geldi burası. Bölü. Burası da sin A çarpı kos A geldi. Şimdi üst tarafa bakıyorum. Sinüs kosinüs kosinüs sinüs. Sin kos kos sin. Yani sinüsün toplama olduğu için direkt toplamının formülü. O halde sinüs 4A diye yazılır yukarısı. Bölü aşağıya bakın arkadaşlarım. 2 ile çarpıp 2 ile bölsek bu üst tarafı. Yani şurayı da 2 ile çarpsam. Şurası sinüsün yarım açısı oldu. Yani sinüs 2A diye yazıldı. Peki düşünelim şimdi başka neler yapabiliriz diye. Böyle bir şıkkımız var mı? Böyle bir şıkkımız yok. Bakın sinüs 2A var. 4A var burada. Şöyle yazıyor.
2 çarpı şurası sinüs 4a ya, onu da sinüs 2a çarpı kosinüs 2a diye ayırabilirim diyorum. Bölü aşağıda da sinüs 2a var. Sinüs 2a'lar gitse 4 tane kosinüs 2a kaldı kardeşlerim. Yani cevabım Ceyhan'daymış dedim. Ve geldim 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor? Şöyle bir bakayım bir yandan da. Evet, sıkıntı yok. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şurada bir bölme işlemi var. Burada da bir bölme işlemi var. Hatta bunları şöyle yazalım biz arkadaşlarım. Sinüs 18 bölü pi bölü 15. Yani 18'i 15'e bölersek 12 kalacak. Sinüs 12. Eksi kosinüs 18 bölü kosinüs sinüs 12 gelecek burası da. Burası kosinüs 12'ymiş, pardon, şöyle yazdım. Payda eşitleyelim şimdi. Sinüs 12 ile burayı, kosinüs 12 ile burayı çarpalım. Ne oldu? Sin sin kos kos geldi. Yani sinüs 18 çarpı sinüs 12. Arada eksi var. Kosinüs 18 çarpı kosinüs 12 geldi. Bölü aşağısı da sin 18 çarpı, yok sin 12 çarpı kos 12 geldi. Şimdi üst tarafı bir konuşalım arkadaşlarım. Kosinüsün, bakın fark olduğu için kos kos sin sin. Ama kos koslar bu tarafta olmalı. Eksi ile çarpmış üst tarafı. O yüzden ben tekrar eksi parantezine aldım. Kos kos sin sin. Toplamının formülü olacak. Kosinüs 18 ile 12'nin toplamı kosinüs 30 yaptı. Bölü aşağıyı da 2 ile çarpıp üstü de 2 ile çarpıyorum. Burası da sinüs 24'ün açılımı geldi arkadaşlarım. Sin 24. Kosinüs 30 demek kök 3 bölü 2 demektir dostlarım. Eksi 2 ile de çarparsam eksi kök 3 kalır bir tek elimde. Bölü sinüs 24. İşte cevabımız bu. Eksi kök 3 çarpı sinüs 24 olacak. Yani eksi kök 3 çarpı, şöyle diyelim, eksi kök 3 çarpı 1 bölü sinüs 24. Şöyle de olabilir. Eksi kök 3 çarpı kosekant 24 de olabilir. Ki cevabımız Bursa'da, bakınız, Bursa'daki şıkkımızla aynısı geldi. Son soruma bakıyorum dostlar. Yine payda eşitleme görüyorum burada. Hemen şurayı sin 20 ile, şurayı da kos 20 ile çarpalım. Bakalım neler olacak. Kos 100, sin 20 geliyor. Kosinüs 100 çarpı sinüs 20. Arada eksi var. Sinüs 100 çarpı kosinüs 20 geldi. Bölü sinüs çarpı kosinüs 20 olacak burası da. Peki üst taraf kosinüs sinüs, sinüs kosinüs olduğu için arkadaşlarım toplam formülü oldu burası. Sinüsün toplam formülü, sinüsün fark formülü oldu. 100 eksi 20'den sinüs 80 geldi burası. Bölü. Şurayı da 2 ile çarpıp 2'ye bölelim arkadaşlarım. Üst tarafı 2 ile çarpıyorum. Alt tarafı da 2 ile çarpıyorum. Sinüs 40 geldi burası da. Sinüs 40. Peki tekrar bir düzenleme yapalım hemen. Sinüs 80 dediğimiz şeyi şöyle yazabilirim. 2 çarpı dursun burada. 2 çarpı sinüs 40 çarpı kosinüs 40 diye yazarım. Bölü aşağıda da sinüs 40 var. Sinüs 40'lar gitti. 4 tane kosinüs 40 kaldı arkadaşlarım. Peki kosinüs 40'ı bulacağız. Bize tanjant 40'ı vermiş. Hemen dik üçgenimi çiziyorum. 40 derecenin tanjantı karşı bölü komşudan n bölü 1. Burası da 1 artı n kare yaptı. Peki şimdi düzenleyelim. Kosinüs 40 lazımdı. Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 1 artı n kare geldi. Yani 4 bölü 1 artı n karenin karekökü olacak cevabımız. 4 bölü olacak. Ceyhan'da var. Eksisi de var arkadaşlarım. Biz çünkü şurada 100'den 20'yi çıkarttık. 20'den 100 çıkacaktı aslında. Orada hata yaptık dostlarım. Ama sonuçta bir tane bulduk cevabımızı. Peki. 15 numarada tamamdır dostlar. Şimdi 16 numaraya geçeceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz bir dahaki videoda.